Günaydınlar sevgili dostlarım. 215. ayında birlikteyiz. Biraz önce seste bir arıza oldu. O nedenle yayından başlatıyoruz. Evet, siyaset ve siyasetçiler aynı zamanda güldürmeye devam ediyor. Biraz önce izledim. Dün akşam izlememiştim. Habertürk TV'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun söyleşisi varmış. Kübra Par'la. Yani Avrupa'da da enflasyon çok yüksek olduğunu, dolayısıyla %6-7 enflasyon olduğunu ve Fransa'daki yakınlarının 150 euroya doldurdukları bir sepeti artık 750 euroya doldurduklarını ifade etmiş. Ben de izledim gerçekten. Enflasyon %6-7, sepete yansıyan ise 150'den 750. Ya Kübra Bey uyarıyor ısrarla. Ya %6 ise eğer 750 olmaz, o kadar olmaz. Sonra sosyal medyada gündem olursunuz diyor kendisine. Ama ısrarla hayır. Ben konuştum yakınlarımla. 150 euro iken 750 euro olmuş. Ya enflasyon %6 ise nasıl 150 euro 750 euro olur? En fazla 159 euro olur. %6 ile. Bu kadar. O nedenle biraz önce arkadaşlarım getirdiler. Grup başkan vekillerimize vereceğim. Mecliste kendisine Enginar'la süper matematik oyunlarını, bu kitabı hediye edeceğiz kendisine. Biraz bununla eğer çalışırsa, hiç olmazsa bu matematik problemleri konusunda bu duruma düşmez. Bakın nasıl algı yaratmaya çalışıyorlar değerli dostlarım. Yani Türkiye'de enflasyon var. Kaldırıldı. Böyle bir gelişme oldu. Ama Kürtçe'ye yönelik, diğer ana dillere yönelik baskılar da devam etti. Mesela benim baro başkanlığı döneminde Adalet Bakanlığı şuna izin verdi. Biz avukatlara ajanda bastık ve bu yasağa dikkat çekmek amacıyla da ajandayı, yani günlerin yazıldığı ajandayı Türkçe ve Kürtçe bastık. Yani pazartesini, salıyı, çarşambayı, ayları hem Kürtçe yazdık hem de Türkçe yazdık. Bu nedenle Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu aleyhine soruşturma başlatıldı savcılık tarafından. Bu nedenle soruşturma başlatıldı. O soruşturmaya Adalet Bakanlığı izin verdi ve görevi kötüye kullanmak suçundan dolayı Diyarbakır Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri salt bu nedenle yargılandık. Herhangi bir kurumun, bakın herhangi bir kurumun bir davetiyeyi Türkçe ve Kürtçe göndermesi mümkün değildi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de Türkçe ve Kürtçe davetiye gönderdiği için soruşturuldu, hakkında davalar açıldı ve yargılandı. O zamandan bu zamana geldik ama Kürtçe, Kürt dili suç dili olarak görülmeye devam ediyor. Biraz önce adliyeden geldim, Çağlayan Adliyesi'nden geldim. Diyader, yani Din Alimleri Derneği'nin davası görülmeye devam ediyor. Cuma günü duruşmalar vardı. 9 Melle Seyda din alimi tutuklu yargılanıyor. 20'den fazla din alimi, kanaat önderi yargılanıyor. Bugün de yargılamaya devam edilecek 14. Arıza Mahkemesi'nde. O iddianame ile ilgili görüşlerimi burada söylemiştim. Yani tamamen bir intikam operasyonu yaptılar geçtiğimiz Haziran ayında bu din alimlerine karşı ve iktidar Cumhuriyet Savcısı eliyle Kürtçe'ye nasıl baktığını bu iddianame aktararak göstermiş durumda. Günlük dilde kullandığımız, yani on yıllardır kullanılan kelimeleri örgüt jargonda kullanılan kelimeler diye, örgüt jargonda kullanılan kelimeler diye suç dili olarak göstermiş. Mesela söylemiştim size heyecan, armanç, rojin gibi kavramlar, isimler, armanç, heyca isimlerimizdir. Bu isimler
suç dili olarak, suç kelime olarak göstermiş iddianamede. Bu iktidarın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürtçe'ye ana dille bakışı budur. Ben buradan sesleniyorum. Eğer bakışınız bu değilse, o savcıyla ilgili hangi işlemi yapacaksınız? Hangi işlemi yapacaksınız? O iddianameye imza atan, o savcıyla ilgili hangi işlemi yapacaksınız? HSK olarak size söylüyorum. Adalet Bakanı olarak da Bekir Bozdağ size söylüyorum. Eğer düşünceniz bu değilse. Ki bunun onlarca örneği var. Çok daha yakın bir zamanda acımızın bir parçası olan Halepçe katliamına yazılan bir iddianamede sözde Halepçe katliamı denmişti. 20. yüzyılın en korkunç katliamlarından bir tanesine. Kürtlerin yaşadığı, ezilen yaşadığı, bu coğrafyanın insanların yaşadığı katliama sözde katliam denmişti. Böylece bakın bizim acımızı, dilimizi, kültürümüzü yok sayan ve her şeye düşmanca yaklaşan bir iktidar anlayışı var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vizyonu bu. Evet. Bir duruşma daha var. Hatta iki duruşma daha var. Gezi duruşması Çağlayan Adliyesi'nden devam ediyor. 13. Arıza Mahkemesi'nde. Biraz önce başladı. Ben bu yayından sonra oraya gideceğim. Orada Osman Kavala dostumuz maalesef tutuklu yargılanmaya devam ediliyor. 17 Ocak'ta duruşma vardı. O duruşmada tahliye edilmedi. 3 Şubat tarihinde de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yani nitelikli çoğunlukla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yeniden başvuru yapmak kararı aldı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmenin 46. maddesi uyarınca Osman Kavala ile ilgili olarak kendi kararının gereğinin yerine getirilmediği noktasında bir inceleme yapacak. O inceleme sonucunda verdiği karar sonucunda da Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden adım adım çıkarılması ile ilgili prosedür başlatılacak. Bu prosedür bugüne kadar sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarihinde Azerbaycan'la ilgili uygulanmıştı, başlatılmıştı. Ama Azerbaycan mahkeme kararı çıkmasın diye içeride tutma devam ettiği siyasi muhalif Mehmetoğlu serbest bıraktığı ve hakkındaki tüm suçlamaları kaldırdı. Türkiye'de siyaset ve yargı işbirliğiyle yani Adalet ve Kalkınma Partisi onun liderliği ve yargının tutumuyla Türkiye Avrupa Konseyi nezdinde uluslararası kurumlar nezdinde bu hale düşürmüş durumda. Duruşmayı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü de izliyor. Duruşmadan önce Çağlayan Adliyesi'nde kendisiyle görüştüm. Hepimiz son derece üzgünüz. Türkiye'deki yargının içine düştüğü bu durum nedeniyle. Yurttaşlarından intikam almak isteyen, onları hukuk kuralları çerçevesinde yargılamayıp esaretle içeride tutan bu yargı anlayışını lanetliyorum burada. Bir kez daha. Ve burada bir kez daha söylüyorum. Bu düzen değişecek. Bu düzen değişecek. Bu yargı mensuplarından, Türkiye'yi bu duruma düşürenlerden mutlaka ama mutlaka adil bir biçimde, hukuk kuralları içerisinde hesap soracağız. Bundan emin olsunlar. Bundan emin olsunlar. Üçüncü yargılama, Boğaziçi öğrencilerinin yargılandığı dava. Boğaziçi öğrencileri, Asya Ceza Mahkemesi'ne yargılamaya devam ediliyor. 52 öğrenci. Haklarındaki tutuklama kararları ve adli kontrol tedbirleri kaldırılmıştı. Asya Ceza Mahkemesi'ne devam ediyor bugün Çağlayan Adliyesi'nde. Onu da takip edeceğiz. Onlar da yani bir kültürün yok edilmesine, bir geleneğin yok edilmesine karşı çıktıkları için bu şekilde yargılanıyorlar. Onlara da buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Birazdan kendilerine birlikte olacağız. Birçok konu var. Evet, cezaevlerinde Nusret Muğla geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. 84 yaşındaydı. Daha önce tutuklanmıştı, tahliye olmuştu. Ve böyle bir tablo vardı karşımızda. Dün de Yusuf Bekmeci, MST TV'nin sürekli gündeminde olan Yusuf Bekmeci maalesef yaşlı bir tutukluydu. Hastaydı. Hasta olmasına rağmen tahliye edilmedi ve sağlık imkanlarına ulaşamadan maalesef yaşamını yitirdi. Ona da buradan Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum ve cezaevlerinde birçok hasta var. Cezaevlerinde birçok hasta var gerçekten. Yaşlı insanlar var.
Halil Karakoç var, Mehmet Emin Özkan var, Vehbi Yıldız var rezervlerinde. Kanser hastaları var, tedavi olamayan. 1600 civarında hasta var, 600'ü ağır hasta. Ve maalesef yaşamlarını yitirmeye cezaevine devam ediyor. Bunların bakın, bunların yakınlarının bedduaları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerinin ve bakanlarının üzerindedir. Buradan söylüyorum. Konuşuyorum kendileriyle. Bütün yakınlarıyla konuşuyorum. Böyle bir zalimlik, böyle bir zulüm tarihte olmamıştır. Yurttaşlarından intikam almaya çalışan, onları düşman ceza yargılamasıyla yargılamaya çalışan, öc almaya çalışan, hukuk kuralları içerisinde değil ama perişan etmeye çalışan aynı zamanda ve cezayı bireyselleştirmeden kolektif hale getiren bir ceza anlayışı yok. Yok. Olmamış yani. İnsanları Türkiye'nin her tarafına salan, cezaevlerine salan. Yakınlarını her hafta bin bir güçlükle, bakın bin bir güçlükle o cezaevlerine göndermeye çalışan, onların yollarda ölmesini sağlayan bir zihniyet var. Ve bu zihniyet maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi ile özdeşleşti maalesef. Cezaevlerinde bakın 300'e yakın bebekli anne var. Cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyor. Oysa bunlarla ilgili çok önemli bir yasal düzenleme yapılabilirdi, yapılmadı. Nedeni şu, perişan olsunlar. Zulüm görsünler. Nedeni bu. Yoksa belli bir döneme kadar ev hapsiyle veya başka bir adli kontrol yöntemiyle çocuklarla beraber dışarıda kalmaları mümkün olabilir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 300 bebek beton duvarlar arasında büyüyor sadece. Annesi babası tutuklu olan, kendileri dışarıda olan onlarca çocuk var. Annesinden ve babasından birisinin cezasının ertelenmesi mümkün. Diğeri bitene kadar. Ama bunu yapmıyorlar. O çocuklar cezalandırılsın diye. Böyle bir berbat anlayış var. Evet, askeri öğrenciler. Cezaevindeler. Dosyaları Yargıtay'da, bir kısım yargılanma devam ediyor. Ve zulüm görmeye devam ediyor cezaevlerinde. İtiraz ettikleri için ağır koşullara dayak yiyorlar cezaevlerinde. Haklarında soruşturmalar açılıyor. Yasaklar getiriliyor. Görüş yasağı, telefon yasağı gibi yasaklar getiriliyor. Bakın onlarca cezaevinde gelen talepler var gerçekten. Ha, Aysel Tuğluk herkesin tanıdığı, herkesin bildiği, 10 yıl milletvekilliği yapmış, avukatlık yapmış, siyasetçi. Adli Tıp Kurumu intikam raporu veriyor. İntikam raporu. Ve o intikam raporuyla tamamen tıbbi dayanaklardan yoksun olduğu, adli tıp uzmanlar tarafından ortaya konulduğu halde o raporla cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Tek başına kalması mümkün değilken. Böyle berbat bir dönemden geçiyoruz. Bunları teşhir etmeye, bunları konuşmaya, bunları burada hafıza altında tutmaya devam edeceğiz. Bakın, cezaevlerinde hep söylüyorum, 384 cezaevinde 295.000 tutuklu ve hükümlü var. 10.000'den fazla kadın var. LGBT'li sanıklar var. 10.000 yabancı var. Böyle ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Diyarbakır T tipi cezaevinde de Diyarbakır Barosu, İHA'de ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği'ne mensup avukatlar inceleme yaptılar. Tutuklularla görüştüler ve raporlarını yayınladılar. Çok çarpıcı bilgiler var. İşkence ve kötü muamele var. Raporlara geçmiş. Kürt kimliğini savundu diye yapılan saldırılar var aynı zamanda. Ve tespit edilen morluklar, kırıklar var. Diyarbakır T tipi cezaevinde. Bununla ilgili Diyarbakır Barosu, İHA'de ve ÖH'de suç duyurusunda bulunacağını belirtmiş. Bayburt M tipi cezaevinden, Afyon bir nolu T tipi cezaevinden. Bunları teker teker sosyal meydanda paylaşacağım bu yayından sonra neler olduğu konusunu. Patmos T tipi cezaevinden, Diyarbakır bir nolu yüksek güvenlik cezaevinden, Tekirdağ F tipi cezaevinden, İzmir Kadın Kapayalı cezaevinden, Silivri L tipi cezaevinden, Tokat T tipi cezaevinden gelen şikayetler var. Bana gelen şikayetler var, hesaplarıma gelen şikayetler var. Onunla ilgili olarak da sosyal medya hesaplarından paylaşacağım.
ve meclise son önerilerimi yazacağım. Burada belirtiyorum, bana bildirmeye devam edin. Cezaevlerinde şartta salı ölme süresi dolduğu halde tahliye edilmeyen onlarca, yüzlerce hükümlü var. Bunlarla ilgili olarak 1 Ocak 2000 tarihinde, 2020 tarihinde yürürlüğe giren infaz ve gözetleme yönetmeliği uyarınca verilen haksız, hukuka aykırı, tamamen subjektif kanaat içeren raporlarla, gözlem raporlarıyla şartta salıverme kararları kaldırılan hükümlüler var, verilmeyen hükümlüler var. Bunu bir kez daha söylüyorum. Parlamentoda da gündeme getirdim, İnsan Hakları Komisyonu'nda gündeme getirdim. Bizzat bakan yardımcılarına ve genel müdürlere sordum. Bu şekilde bir uygulama kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına aykırıdır ve hürriyeti tahliye suçudur dedim. Bununla ilgili kararları bana iletirseniz oradaki gerekçeleriyle kamuoyuyla paylaşırım ve hangi gerekçelerle insanların cezaevinde tutulmaya devam edildiği daha açık bir biçimde anlaşılır olur. Bir polis memurunun vurduğu 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ı Bakırköy'de vurulmuştu. Yakınlarının bana bildirdiği talepler var. Herhangi bir işlem bugüne kadar yapılmamış. Ne olduğu konusunda bir bilgi de verilmiyor avukatlarına ve kendilerine. Onunla ilgili olarak da çalışma içerisinde olacağım. Bunu da bilmesini istiyorum. Kayıplarımız ve takip ettiğimiz dostlarımız var. Gülistan Doku 777 gündür. Yusuf Bilge Tunç 929 gündür. Mehmet Bal 758 gündür. Hürmüz Dil 773 gündür. Milat Çiçek 571 gündür. Maalesef kayıp, akıbetleri belli değil. Akıbetlerinden hükümet sorumludur. Selçuk Kozağaçlı 1596 gündür hükümlü. Selçuk Mızraklı 853 gündür hükümlü ve Kayseri'den Edirne cezaevinde Selahattin Demirtaş'ın koğuşuna götürüldü. Dün itibariyle aynı koğuşa götürüldüğü konusunda bilgi de aldım. 15 günlük karantinanın dolmasından sonra kendisine selam ve sevgilerimi iletiyorum. Selahattin Demirtaş 1934 gündür ve Osman Kavala 1574 gündür tutuklu ve hükümlü. Osman Kavala'nın duruşması da bu şu sıralarda çağrında devam ediyor. Birazdan orada olacağız. Bakın, cezasızlık da bir kültür olarak devam ediyor değerli dostlarım. Van'da geri gönderme merkezinde yaşamını yitiren Lütfullah Tacik'in öldüren polis memuruna sadece basit yaralamadan 5 ay ceza verildi. Bu tamamen cezasızlıktır. Cezasız politikasının hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ve yargı eliyle yürütüldüğünün göstergesidir aynı zamanda. Diğer polis memuru da beraat etmiş. Yani neler yapıyor mesela? İstanbul Barosu'nun kongresinde polis gizli çekim yapıyor. Çekim yapıyor ve o çekimden dolayı kürsüde konuşan avukatlarla ilgili, bakın kürsüde konuşan avukatlarla ilgili olarak soruşma başlatılmış. Hangi günlere geldik? Avukatlar ne konuşacağını bilirler. Herhalde baro genel kurulunda ne konuşacağını bilirler. Yaşamını yitirmiş bir meslektaşlarla ilgili konuşmuşlar. Fırat Alp Özdemir, Sezin Uçar ve yine yönetim kurulu adayı Seher Eriş hakkında soruşturma başlatılmış. Buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bingöl'de ev baskınlarında kadınlara kötü muamele yapıldığı konusunda bilgiler var, görüntüler var. Bingöl Barosu suç duyurusunda bulunacağını belirtmiş. Ben de o görüntülere baktım ve mecliste bununla ilgili soru önergesi vereceğim. Ama yani korkunç görüntüler gerçekten Bingöl'de, Karlova'da. Diyanet 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet rakamlarını açıkladı. Rakamlar gerçekten korkunç. 2021'de 339 kadın yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadın şiddet görmüş. Rapor önemli, Diyanet'in sitesinde var. İlgili arkadaşlarımız bakabilirler. Öğrenciler sefalet içerisinde ve barınma imkanından yoksun bir biçimde yüksek öğrenmeye devam etmeye çalışıyorlar. 400 bin öğrenci icralık şu anda. 400 bin öğrenci. Öğrenim boyunca aldıkları 20 bin liraya karşılık kendilerine istenen para ise 48 bin lira. O nedenle öğrencilere dönük olarak taahhütlerimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. İşe girmeden, bir sefer faiz falan olmayacak, işe girmeden de kimse, yani bir kadrolu işi olmayana kadar da kimse icraya bölünmeyecek ve tahsilata başlamayacak.
Bunu öğrenci arkadaşlarıma buradan ifade ediyorum. Migros işçilerini buradan selamlıyorum. Türkiye'ye bu dönemde örnek olabilecek gerçekten bir hak arayışı içerisine girdiler. Ve önceki günde uzlaşmayla sonuçlandı ve haklarını önemli ölçüde aldılar. Kendilerine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Yine birçok alanda işçiler bu hayat pahalılığına karşı, bu zulüm düzenine karşı, adaletsizliğe karşı direniyorlar. Hak mücadelesi yapıyorlar. Üretimden gelen güçlerini kullanıyorlar. Hepsine buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. İSİK Meclisi de Ocak ayı istatistiklerini yayınladı. Ona göre de 111 işçi Ocak ayında yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinde kurban gitti maalesef. Yani Türkiye'de işçi sağlığı ve güvenliği noktasının ne olduğu konusunda önemli bir veri bu da. Buradan paylaşıyorum. Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan öldürüldü. Yani birçok kez hakkında soruşturma açılmıştı, tehdit edilmişti. Kendisine koruma verilmedi. Ve sonuçta bir tetikçi tarafından öldürüldü. Tetikçinin beyanları çok ilginç. İki kişinin kendisini kiraladığını ve bu eylemi gerçekleştirmesi durumunda ömür boyunca rahat edeceğini, ailesini rahat edeceğinin ifade edildiğini bildirdi. Yani çok rahatlıkla bu isimlere ve kim olduğuna ulaşılabilir. Yani bu cinayetin aydınlatılması da İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır aynı zamanda. Kendisine bir kez daha buradan rahmet diliyorum ve gazetecilerin hangi baskılarla, özellikle yerel gazeteci hangi baskılarla yerelde karşı karşıya kaldıklarının önemli bir durumu. Ya hapisteler, ya mezara gidiyorlar ya da işsiz kalıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu çizdiği tablo içerisinde. Birçok yargılama var. Onları buradan ifade etmek istemiyorum. Ama her hafta yaptığımız gibi emekte yaşa takılanlarla ilgili olarak MST TV'nin ısrarlı baskıları, siyasetin ısrarlı baskıları sonucunda nihayetinde hükümet seçim öncesi bir rüşvet gibi adım atma konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Takipçi olmaya devam edeceğiz ama EYT'liler bu seçim rüşvetini yemeyecekler. Ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Yıllardır kendilerini açlığa mahkum ettiniz. Ne emekli ettiniz ne de iş buldunuz. Hem işsiz kaldılar hem emekli olamadılar o yaşlarda. 50'li yaşlarda ve yıllarca zulüm altında tutunuz tutmaya devam ediyorsunuz. 3600 ek gösterge ile ilgili mağduriyetler devam ediyor. Takipçisi olacağız. Kanun hükmünde kararnameli ihraç edilen, kanun hükmünde kararname ihraç edilen, kamu görevine ihraç edilen yani binlerce dostumuz var, binlerce arkadaşımız var, binlerce memur var, öğretmenler var, sağlık çalışanları var, birçok kurumda çalışanlar var. Aklarında herhangi bir mahkumiyet kararı olmadığı halde işlerine geri döndürülmediler. O hal komisyonu kararı vermedi. Yıllardır gerçekten sivil ölüme mahkum edildiler. Onlara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ve az kaldı diyorum. Biraz daha sabırlı olun. Yani bu hükümet değişikliğinde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi onların bütün özlük haklarını iade etmek ve işlerine geri dönmelerini sağlamak olacak. Buradan bilinmesini istiyorum. Atama bekleyen, kamuda atama bekleyen veteriner hekimler, acil tıp teknisyenleri, ağız ve diş sağlığı teknikerleri, tıbbi sekreterler, harita ve kadastro teknikerleri, cerrahi ameliyathane teknikerleri, fizik tedavi teknikerleri, anestezi teknikerleri, odiyometri bölüm mezunları, özel eğitim rehabilitasyon uzmanları, radyoloji bölümleri, diyaliz ünitesi teknikerleri, engelli sağlıkçılar, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, kamuda iş bekleyen avukatlar maalesef atama bekliyorlar ve maalesef atama ve kadro açılmıyor. Her hafta burada atama bekleyen öğretmenlerle ilgili olarak uyarılarımızı yapıyoruz. Yani Sayıştay raporlarına göre de yani binlerce açık var kamuda fakat atama yapılmıyor. Hükümet kaynaklarını sadece ranta aktarıyor. Ama maalesef yurttaşlarımızın lehine olacak düzenlemelerden de uzak kalıyor. Bütün bu uyarılarımıza rağmen yani maalesef bu atamalar gerçekleşmedi ve Mersin'de atanamayan coğrafya öğretmeni İsmail Karahan yaşamına son verdi. Son derece üzücü. Ona da rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu haftanın duruşmaları var. Biraz önce söyledim, Çağlayan'ın devam eden gezi duruşması var. Melle ve Seydalar'ın duruşması var. Boğaziçi öğrencilerin duruşması var. Yarın İade Eş Genel Başkanı Öztürk Türk Doğan'la aleyhine açılan bir intikam davası var. Arıza Mahkemesi'nde Ankara'da orada olacağız. Buradan kendisine selam ve sevgilerimi iletiyorum.
23 Şubat'ta yani çarşamba günü Özgür Gündem eş genel yönetmenleri Eren Keskin, Hüseyin Akyol, yazı işi müdürü Reyhan Çapan, gazeteci Hasan Başak'la ilgili dava var 13. Arıza Mahkemesi'nde. 24 Şubat'ta Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökşen aleyhine açılan Ankara 2. Asli Ceza Mahkemesi'nde duruşma var. Orada olacağız. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu haftanın duruşmaları da böyle. Birçok gazeteci hakkında açılan davalar var. Geçtiğimiz hafta, önceki hafta görülen. Onları da takip etmeye devam edeceğiz. Koronayı kanıksadık. Neredeyse 263 kişi dün yaşamını yitirdi. 70 binden fazla vaka da var. Ben tekrar buradan tedbirleri elden bırakmayın diyorum. Ve hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum ve iyi bir hafta diliyorum.